affettir kendini. Buralarda bir yerde benim kafamı kıracak olan bir sevgilim olacaktı. Acaba siz nerede olduğunu biliyor musunuz doktorum? Bu muydu Deniz? Yok, Ezgi bak. Ezgi güzelim, bak beni bir dinle, sen gerçekten çok haklı bir sebebim olduğunu anlayacaksın. Ne haklı sebebi Deniz? Ha? Bir insanın sevgilisini iki gün boyunca aramamasının haklı sebebi olamaz. Ezgi. Ha. Deniz Bey'imiz sabahın körü Damla Hanım'ın evine giderse iki gün de aramaz, 10 gün de aramaz. İnanmıyorum ya. İnanamıyorum, sen beni takip mi ettin? Evet. Takip ettim, iyi ki de etmişim. Etmeseydim yoksa iki gün boyunca sevgilim beni neden aramıyor diye merak edecektim. Yeşim ve Defne kaçırıldı. O yüzden arayamamıştım seni. Ne? Deniz dur, şaka mı yapıyorsun? İyi bir espri olmazdı değil mi? Deniz! Ya dur dedim sana. Kim kaçırdı, neredeler şimdi? Detayları boş ver diyeceğim ama... tabii sen onun da altında bir şeyler arayacaksın. Satır kaçırttı. Buraya gelmeden 10 dakika önce de Yalın'la Çınar buldular kızları. Aman Allah'ım. Benim için resmen hayat durmuştu. O yüzden seni aramak aklıma gelmedi. Bu arada senin de beni bir kere bile aramadığını hatırlatırım. Kızlar bulununca hatırladım ve geldim. Sorun çözülmüştü. Olanları sana anlatıp Defne'ye götürmeyi düşündüm ama. Peki fikir değilmiş, anladım. Sen de iyice takipçi oldun Ezgi. Bari geriden takip etsen. Deniz beni suçlayıp durma. Şu anda Yeşim'le Defne'yi görmek istiyorum. İyi, gör. Gör ama beni bir daha sakın takip etmeye kalkma Ezgi. Damla'yla aranda olanları anlatsaydın takip etmezdim zaten. Anlatmayacağım ben. Duydun mu? Sana Damla'yı anlatmayacağım. Sen de bu manyak saplantılarından kurtulmayı öğreneceksin. İki kız, sende ne var? 50 milyon. Yok artık. Ulan ne çabuk hazır ettiniz. Ben de seni aradım ki. Parayı yarın akşama kadar hazırlayın diye yine. Satır uzatma. Paran hazır. Adresi söyle, kızları ver. Madem acele edersiniz, benim işime gelir. Tekirdağ yolu üzerine Kıvırcıklar Değine bir köy var, bildin mi? Yok. Ama bulurum. Hah, bul orayı. Ama gitme. Lan Satır! Ecelini mi susadın lan sen? Aman be toprağım! Sende de hiç espri eşiği yok ha. Tamam da tamam. Yeri ben sana mesaj ederim. Akşam 8'de parayla orada ol. Abi sakin ol. Sinirlenme. Nasıl olsa kızları kurtardık. Bırak sevinsin gerizekalı. Akşam zırıl zırıl ağlayacak. Beyler, İlgis'in telefonu çalıyor. Diyeceğini biliyorsun. Bak ona göre dişini kırarım ben. İblis, beni duyar mısın? Kuşum kadar olamadın İblis. Neyse, sen şimdi kızları al, 8'den önce Atmaca köyünün arkasındaki ormana gel. Orman girişinde bekleyeceğim seni. Anlaşıldı. Ben İblis'i alıyorum, gidiyorum. Çınar, sen Defne ile Leyla'yı al, eve git. Benden haber bekliyorsunuz. Abi biz de gelelim. Olmaz. Abi ama. Olmaz koçum. Her ihtimale karşı kızları boş bırakamayız. Gözünüzü dört açın. Müdürüm, takas yeri belli oldu.
Toprak. Neredeler? İçerideler. Bana döneceksin Toprak. Büyük ihtimalle dönerim Leyla. Ne ihtimali ayol? Sana alternatifli bir yol mu sunuyorum ben? Benim her yolum sana Leyla'm. Sağ olmuş, olmamış fark etmez. Sağ olsun Toprak. Seni böyle tam istediğim kıvama getirmişken kaybedemem canım. Ağzıma layıklı da tam olsun bari. Toprak. Leyla'm. Döneceğim. Hadi bakalım aşağıya. Ne? Niye? Bize daha evinden niye kaçtığınızın hesabını vereceksiniz ya. Hadi da. Onca çektirdiklerinizin hesabını vereceksiniz değil mi? Hadi naaş. Defne. Nasıl kurtulacağız biz ya? Bilmiyorum. Herhalde yanına anneni aramak için köye gidiyorduk diyecek halimiz yok artık. Çevireceğiz yine bir entrika. Çevireceğiz değil mi? Çevireceğiz tabii. Çevirmez miyiz? Yani herhalde inşallah. Sanırım. Ay, kızım bir şey yapsana. Allah Allah bir fikrim gelsin. Bir beni gaza getir. Hani sen straplez dedim diye bana kızmıştın. İşte o gelinlikten sadece bir tane kalmış. Düşünebiliyor musunuz?
Bir adet. Hay ben de dayanamadım. Dedim ki Defne'ye. Defne! Defne! Dedim. Defne! Dedim. Kaçalım hadi dedim. Kaçalım derken kaçırıldınız ama. Ya öyle oldu valla. Eşim. Hani sen değişmiştin. Ben değişmemişim Çınar. Ben yanılmışım. Ben değişemem. Ben buyum. Bugün o geleneği görünce anladım ben de bunu. Te Allah'ım ya. Te Allah'ım ya. Ağla. 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 Ne olur? Ne olursunuz? Bizi kızmayın ya. Hepsi benim yüzümden. Hayır. Benim yüzümden. Lan sen etmeyin beni. Sen ne yaptın? Ben gaza getirdim Yeşim'i. O gelinlik sana çok yakışır dedim. Böyle kafası. Bir daha olmayacak. Tamam da tamam. Ağlamayın. Tamam. Olan oldu artık. Tamam. Siz iyisiniz ya. Benim basıldı ya. Ne? Tamam, şşş, tamam. Abi, çok yakıştı. Tamam, tamam, ağlama, tamam. Tamam. İblis geldin mi? Kızlar nerede? Arabada. Araba nerede? Buralarda park yeri bulamadım. Arkaya park ettim. İblis, sen şimdi şaka mı edersin? Haydi, başlayalım. Sırıt satır sırıt. Birazdan suratında patlayacak o sırıtma. Aferin Toprak. Çanta da afilliymiş. Kızlar hazır mı? Hazır. Para hazır mı? Şimdi sen ver bakayım mı parayı bana? İblis. Ben dedim mi kızları bırak. Sözümüzde durduğumuzu görsün toprağım. Ben sana dedim. Başından büyük işler alırsın dedim. Ama beni hiç dinlemedin. Hep ağlaz burnunun dikine gidersin. Taşa vurdun satır. Nasıl? Mecazı beğendin mi? İblis. Kızları vur. Cana kıymak haramdır.
bitti artık Sadır. Bulaştığın yere dikkat edecektin. Öldün sen toprak. Satır yakalandı. Allah! Satır mı yakalanmış? Ulan bırak! Toprak! Burada herkes deli gibi birbirine sarılıyor. Sesleri duyabiliyor musun? Duyuyorum Leyla, duyuyorum. Şimdi bir de senin evet diyen sesini duysam ya. Yarın akşam benimle yemeğe çıkar mısın? Evet, evet, evet! Yarın akşam seninle yemeğe çıkarım. Lan bir cıvımayın. İblis, ben Defne Barutçu. Buluşmamız lazım. Nerede kaldı bu adam ya? Ama ikide buluşacağız dedik değil mi? Allah Allah. Allah. Görünsün. İnsan bir ses verir ama değil mi? Ne istiyorsun? Adem yok mu? Ne istiyorsun? Uzatma. Sarı da gel diyorsun. Olur. Şimdi benim Kalas var ya hani tanışmıştım böyle ayıcık. Yalın Aras. Hah o. Yalın'ın annesi çok küçükken çocuklarını terk etmiş. Neyse biz de Yeşim'le bir araştırmaya girmeye karar verdik. Kadının yıllar önce abisiyle Sorgupaşa köyünde çekilmiş bir fotoğrafını bulduk. Kadının adı Sedef Akıncı. Benim o kadını bulmam lazım İblis. Benim o kadınla konuşmam lazım İblis. Anladın mı? Anladım. Ne? Bana o kadının nerede yaşadığını bul. O kadına nasıl ulaşabileceğimi bul. Parası neyse veririm. 5000. Tamam anlaştık. 5000'e. Sen de ama ucuzsun be. 5000 yani. Bir anneye 5000. Gerçi var ya o kadın 5000 değil. 5 kuruş bile etmez ya. Neyse işte lafın gelişi. O çocukları bir görsen var. Haydi bakalım. Oy. Uyuyamadım hemen. Yaması daha sıcak dur. Oy. Ay kuzum. 2 gündür ağzını bıçak açmayı, susup oturaysın. Ha yapıştın kaldın iskemleye.
bir şeyler oldu. De bakayım. Sen ne de böyle bu saatte giyindin? Bize tabak koyma babaanne. Biz Leyla ile dışarıda yiyeceğiz. Oy, iyi, iyi. Hadi hayırlısı. İnşallah babaannem. İnşallah. Ben hazırım. Hatun insaf mı? Neden ayol? Sen biliyorsun neden olduğumuz alemin kızı. Geç kaldık. Anneciğim, ödevlerini bitirdikten sonra hemen uyuyorsun, tamam mı? Babaanneni üzmek yok. Tamam anneciğim. Aferin benim. Oy akıllı oğluma. Oh. Yorumu demen öpeyim. Hadi kalın sağlıcakla. Güle güle. Merhaba abi. Merhaba koçum da hayırdır? Abi siz çıkmadan yetişim diye akşam olmadan geldim ama kaçırıyormuşum. Trafik var falan diye erken çıkalım dedim. Sen hayırdır? Abi eğer iznin olursa akşam Defne ile çıkmak istiyorum. Lan kaç gündür... Beraber... Lan kaç gündür beraber değil misiniz oğlum? Ne dışarı çıkması daha? Abi öyleydi de şu kaçırılma olayından sonra... Hoş geldin Yalıncığım. Hoş bulduk Leyla. Bu ne güzellik. Ay çok teşekkür ederim. Bir randevum var da Toprak'la yemek yiyeceğiz bu akşam. Hmm. Ha şu dün gece Toprak abinin ta ormandan arayıp aldığı randevu. Ben de Defne ile dışarı çıkmak için Toprak abiden izin almaya gelmiştim ama Toprak abi... pek yanaşmıyor gibi. Ne demek yanaşmıyor ayol? Toprak. Leyla sen bir dur. Ne duracağım ayol? Ay! Bence siz de durmayın Yalıncığım. Evet ben izin veriyorum. Çıkın eğlenmenize bakın. Hem bir sor bakalım Toprak Bey'e. O benimle dışarı çıkmak için kimden izin almış acaba? Neyse ben hiç sizi bölmeyeyim. Biz çıkalım o zaman. Hadi hadi bekletme Defne'yi. Abi büyüksün. Yalın! Lan! Yalın! Ay! Adamın yaptığına bak ayol. Sevgili olalım diye yapmadığı şey kalmadı günlerdir peşimde. Tamam dedim, yemeğe çıkmayı kabul ettim. Hala adamın peşinde koşuyor. Biraz rahat bırak canım. Adam da benim kardeşimin peşinden koşuyor ama. O da Defne'yi rahat bıraksın. Ayol sen de benim peşimden koşmuyor musun? Sen de beni rahat bırak diyorsun yani. Ben öyle bir şey demedim. Ay. Bu ne be? Bin tane Sedef Akıncı var. Kim bilir hangisi? Ben nereden bulacağım ya? Ay. Acaba iblis nasıl araştırıyor böyle olayları ha? Şimdi sorsam da kesinlikle anlatmaz o kazulet. Acaba Adem mi yapsaydı bu işi ya? Ama o da Safa, beceremez. Oha! İblis bu kadar çabuk bulabilir mi kadının izini gerçekten ya? Ya lütfen Adem gitsin, iblisten ezberlesin güzelce. Ondan sonra gelsin bana anlasın. Hiç şu anda iblis falan çekemem bana. Aa, Yalın? Başka birini bekliyordun galiba. Yo, kimi bekleyeceğim ki? Ben başkasını mı bekliyordum Rıfkı? Bak beklemiyormuşum. Hadi gidiyoruz. Nereye? Soru sorma, las kızı dediğimi yap.
Tamam, üstümü değiştireyim. Gerek yok, böyle çok güzelsin. Böyle. Vallahi acayip güzelsin. Hadi Rıfkı'ya bay bay de. Ha, tamam Rıfkı, biz gidiyormuşuz. Ne? Bilmiyorum. Ya sen hiç akıllanmayacak mısın kardeşim? Biz böyle elimizi kolumuzu sallayarak nereye gidiyoruz? Pardon bak şimdi Toprak abim çıkacak, çıkacak. Vallahi yine sen ben gideceksin ha. Ben Toprak abimden izin aldım. Ha? Nasıl? Bir dakika. Doğru mu duydum? Sen benimle dışarı çıkmak için Toprak abimden izin mi aldın gerçekten? Evet. Ay ya. Diyalan. Haydi. Söyle güzel. Ben amansız bir hastalığın pençesinde miyim? Bak doğru söyle. Ne kadar ömrüm kaldı? Ha? Kaç ay? 3, 2, 1. Ayıksız sayılı günler mi? Ha? Daha birlikte yaşayacağımız çok güzel günlerimiz vardı. O küçücük parmaklarını sayamayacağın kadar çok. Romantik bir sürpriz hazırladın değil mi? Ne? Ay yalan. Ay şu anda ben çok heyecanlandım. Nereye gidiyoruz peki? Söylemem. Ya hadi söyle lütfen hadi. Söyleyemem ki. Neden? Çünkü ben de bilmiyorum. Sen ne yapıyorsun? Hevesim kursamda kaldı, onu yutmaya çalışıyorum canım. Kalas. Hep mi aynı hüzünlerle mi kaplı? Kuzey, güney, doğu, batı. Aşkın dört bir yanı. Hiç olmasak mı? Kuytularda saklasak mı? İkimize yasaklasak mı? Ya da kavuşsak mı? Gecemden, günümden, düşümden, hayalimden. Bir çıksam, uyusam, uyandığımda yanımda sen olsan. Sarılsam her şeyimle gerçeğim, kavuşsam öperken gözyaşlarına karışsam. Ve biz olsak gökyüzünde sonsuza uzansak, seninle sönmeyen yıldıza tutunsak ve orada gün be gün adım adım çoğalsak ve sonra iki ömür beraber olsak. Bu bir yalan mı? Kalbim onda kaybolan mı? İki kişiyle oynanır mı? Aşk mı? Oyuncak mı? Biz oynasak mı? Kuytularda saklasak mı? İkimize yasaklasak mı? Ya da kavuşsak mı? Gecemden, günümden, düşümden, hayalimden. Bir çıksam, uyusam, uyandığımda yanımda sen olsan. Sarılsam her şeyimle gerçeğim, kavuşsam öperken gözyaşlarına karışsam. Ve biz olsak gökyüzünde sonsuza uzansak, seninle sönmeyen yıldıza tutunsak ve orada gün be gün adım adım çoğalsak ve sonra iki ömür beraber olsak.
düşümden hayalimden. Bir çıksam uyusam, uyandığımda yanımda sen olsan. Sarılsam her şeyimle gerçeğim, kavuşsam öperken gözyaşlarına karışsam. Ve biz olsak gökyüzünde sonsuza uzansak, seninle sönmeyen yıldıza tutunsak. Ve orada gün be gün adım adım çoğalsak. Ve sonra iki ömür beraber olsak. Toprakcığım, söyle hadi canım. Hadi. Neyi söyleyeyim? Seni şu anda yiyip bitiren şey. Ne yiyip bitirmesi ya? Yok öyle bir şey. Toprak, hadi canım. Sen bunu başarırsın. Söyle hadi. Hadi. Lan nasıl izin verdin ben o yolun ergilesine Leyla ya? Hala inanamıyorum ya. Herif göstere göstere. Ay Toprak, kaç gündür zaten bu çocuklar dağ evinde birliktelerdi. Aynı şey değil. Orada abisi vardı Defne'nin yanında. Şimdi kim bilir ne yapıyorlardır. Senin yüzünden. Aklın başımdan aldın benim evden çıkmanı. Aklını başından mı aldım? Evet. Hep yaptın şey ama bu akşam hazırlıksız yakalandık. Yoksa mümkün değil, izin vermezdim ben o yolun ergelesine. Atma Toprak. Tek hücreli, tek odaklı adamın tekisin sen. Bu işe bu kadar karşı olsaydın beni gözün görürdü sanki de. Benim gözüm seni her şartta görür Leyla. Tamam o zaman. Düşünme Toprak. Yine beni görmeye devam et. Bak, bu yıllar sonra ilk buluşmamız. Yıllar sonra ilk buluşmamız. Ama son olmayacak biliyorsun değil mi? Ulan ben yine de izin vermeyecektim o herife ya. Açtım ben kendimi, açtım. Ay Toprak! Şiştim vallahi, şiştim ayol. Sen bu kafayla hiçbir şekilde aşama kaydedemezsin. Tamam da tamam. Hatun. Tamam da. Ya bugün çok güzeldi. Hiç ayrılmak istemiyorum senden. Ayrılmayacağız. Hayır onu demiyorum ya, ayrılmayacağız tabii ki. Şimdi ben eve gidiyorum, sen de eve gidiyorsun falan ya, onu diyorum. Tamam ben de onu diyorum. Ya yalın, dalga geçme benimle, vururum. Defne, senle geliyorum. Nereye? Eve, sen de uyuyacaksın. Yuh, yok artık ama sen iyice abarttın ha, hiç durdurak yok sende. Yok. Ay, ay şakacı şey. Neyse hadi iyi geceler, görüşürüz. Vallahi geliyor. Beklesene kızım. Yalınca bak canım benim, benim yakışıklı kalasım. Bak sen benimle gelemezsin. Hiç boşuna yorma kendini, ben de geliyorum. Hayır efendim, gelmiyorsun. Geliyorum. Gelmiyorsun. Geliyorum. Hayır. Evet. Yalın hayır dedim. Evet. Ya hayır. Evet. Gel. O bakışı gördüm Toprak. Ama yumruğu görmedin Leyla. Bence bu takdir edilecek bir aşama. Ya evet. Kaydedilen aşama gözle görülür biçimde büyük. Toprak Barutçu adamı öldürecek gibi baktı ama öldürmedi. Şanslıymış. Ay Toprak bir de şanslıymış diyor ya. Delirmiş bu adam. Şanslı tabii. Bu yumruğu yiyenlerin hallerini görseydin hak verirdim buna.
Aa, görmez olur muyum? Daha geçen yalını şanssız ilan ettin, hem de gözümüzün önünde. Atma Leyla. Gözünüzün önünde falan değil. Güzel güzel kapattım garajın kapısını. Garajın kapısını kapatmışmış. Bir de takdir mi bekliyorsun Toprak? Evet, bekliyorum Leyla. Ama her nedense sen beklediğimi vermemekte ısrarcısın. Toprak, dikkatimi dağıtmaya mı çalışıyorsun? Dağıtabiliyor muyum bari? Adam yumruklamaktan ne ara buraya geldik ki? Bilmem. Artık nasıl getiriyorsan. Toprak. Efendim Leyla. Ne yapıyorsun? Bence en ağırından yürüyorum sana. Bence sen yürümeyi geçtin, koşuyorsun. Tur bile bindiririm Leyla. Yeter ki sen bana böyle bakmaya devam et. Nasıl bakmaya? Özlemiş gibi. Ha, yakalandın mı? Hem de nasıl? Toprak. Ne yapacağız peki? Bence bu özlemle en azından sen beni bir öpersin. Ben de hayır demem. Toprak, bazen şu bünyenden çıkan serseriye inanamıyorum. Sen tek hücreliye alışkın olduğun için aşık serseriyi yadırgadın tabii. Allah Allah! Neredeymiş o aşık serseri? Burada. Durumunu gerçekten konuşmamız lazım Yalın. Tamam mı? Bu böyle gitmez. Bir gün çok pis yakalanacağız ya. Gerçekten. Hay bak, bu sana olsun. Tamam mı? Defne. Şimdi ben ne desem sen beni öpeceksin değil mi? Ama beni öperek susturamazsın. Bak şimdi. Gerçekten bu beraber uyuma mevzusunu konuşmamız gerekiyor. Sen hazır şimdi Toprak abinden izin almışsın. Ben onun güvenini bu şekilde sarstırmıyorum. Öpmeyecektim ki. O zaman nefes al diyecektin. Başka bir şey diyecektim. Ne diyecektin? Diyecektim ki, sen ne ara benim her şeyim oldun ya? Öyle mi oldun? Vallahi olmuşsun. Sen yokken anladım. Niye kaşlarını çatıyorsun ki? Bu kötü bir şey mi? Yok, iyi bir şey herhalde. İyi bir şey değil mi? İyi bir şey, iyi bir şey. Evet, güzel o zaman. Evet, çok güzel. Acayip güzel. Sedef Akıncı. Ne? İblis sen ne yaptın? Yalın Ayas'ın annesini bul dedin. Buldum. Ben sana kadını bul dedim. Koy çuvala kaçır buraya mı getir dedim. Ay delireceğim. Ne yapacağız şimdi İblis? İblis